Potanın Kraliçeleri programından herkese merhaba. Sizlere müzemizden sesleniyoruz. Final Four'a doğru kadın basketbol takımımızın oyuncularını tek tek ağırlayacağız bu programımızda. İlk olarak da yanımda Nikolina Milic var. Tercümede her zamanki gibi Derin Yener bizlere yardımcı olacak. Hemen şöyle hızlı bir giriş yapayım. Öncelikle yine üst üste 10. kez Final Four'dayız. Önce ondan böyle bir genel yorum alacağım. Ondan sonra tabii ki detaylara ineceğim. Yine Final Four'dayız. Üst üste 2. kez kupayı müzemize buraya getirebiliriz. Neler söylemek ister bununla alakalı ilk olarak? So welcome first of all. So we are in the museum right now and let's start with Final Four first of all. It's the 10th time of the club and 4th time in a row going final to the Final Four and hopefully bringing back to back the trophy here in the museum. So what will be your comment in general about this Final Four? Yeah, it's really incredible what you just said for the club's history, just playing in this championship. Obviously, it's a huge club with always having a big goals. So each year there are big expectations from the club, and I'm happy that we managed to make it to the Final Four this year as well. I know that for the club, coming from last year as a championship, as a champion, EuroLeague champion, it was obviously the goal to repeat this this success. So I'm extremely happy to be in this situation right now. So going for the fourth in a row, as you said, the Final Four, and we are just excited and we're looking forward to it. Aslında dediğiniz gibi ilk başta dediğiniz şey çok önemli. Burası zaten Fenerbahçe kulüp olarak her zaman en yüksekleri hedefleyen. Burada Final Four'da işte 10. kez olmak, 4 kez üst üste olmak bunlar gerçekten çok önemli. Geçtiğimiz sezon EuroLeague şampiyonu olduğumuzda da aslında bu sene buraya gelirken bunun tekrarlama hedefi olduğunu biliyorduk zaten. Biz de bu hedef için çalışıyoruz ve bu benim için böyle bir kulüpte, böyle büyük hedefleri olan bir kulüpte bulmak da çok heyecan verici. Dolayısıyla burada tabii ki hedefimiz aslında tekrar şampiyonluğu kazanmak, üst üste ikinci kez kazanmak. Ama bunun için tabii çalışmamız gerekiyor ve buralarda aslında çok heyecanlıyız, çok mutluyuz. En azından Final Four'a kalma hedefini gerçekleştirdik şimdi ama tabii ki buranın hedeflerinin de farkındayız, Fenerbahçe'nin hedeflerinin farkındayız. Dolayısıyla daha fazlası için de oldukça heyecanlıyız. Harika. Şimdi sezon başına dönmek istiyorum biraz. Şimdi geçen yıl bu müzeye ilk defa EuroLeague kupasını getirdik. O kadroda yer almadı ama ilk kupayı getiren kadroda, yani Süper Kupayı da ilk müzeye getiren kadroda yer aldı. Ve şöyle bir şey, yani bir kere İstanbul'da, bir kere de Fransa'da antrenman yapıp hemen Süper Kupa maçına çıktılar ve yine birkaç tane daha oyuncumuz, hani Keyla ve Nafise ile birlikte. Şimdi o dönemi de biraz bahsedeceğim çünkü çok kısa bir dönemde müthiş bir ivme yakalayıp takıma adapte oldu. O hemen gelir gelmez, yani çünkü Women NBA'den çıkıp hiç dinlenmeden ve sadece iki antrenmanla Süper Kupa maçına çıktı. O Süper Kupayı da kendisinden, o dönemi de dinlemek istiyorum. So let's go back to the beginning of the season after. Of course, the EuroLeague Women Trophy was brought first time in this museum, but this year the Super Cup was brought first time also, and you were part of this roster. And but you played WNBA, you came right back here, and we had the chance to see you only one time in Istanbul in practice, and then one practice in France, and it was a really tight schedule. And you, Kayla, and Fee all together. So we want to hear about this time where you had just. You came back really fast and played the Super Cup and win the Super Cup. True. Well, the Super Cup is it's played in the beginning of the season, which means that you don't really have a lot of time to prepare the team for the game, especially as you said with some players coming late because of the WNBA season, and few of us came really late, and we had like just two practices, as you said, with the team. So it's really difficult for the coaches, for the staff to prepare for this game. And it's the first game of the season and first really really important game. So it wasn't easy. It's never easy. But it's the same for all the teams. And we knew that
what we needed to do. We knew that it's a big responsibility, and just being on the team of Fenerbahce, we knew that we have a lot of responsibility on our shoulders, and you know, we just went out there and we tried to do our best, and we brought the trophy at home, which was the goal from the beginning. Evet, aslında dediğiniz gibi yani WNBA'den sonra hemen hızlıca işte birkaç kişi geç katıldık aslında takıma. Çünkü Süper Kupa müsabakaları genelde sezonun başında oluyor. Ve bu aslında bütün takımlar için geçerli. Çok fazla hazırlık fırsatınız olmuyor. İşte dediğiniz gibi iki antrenman sonrası aslında biz Süper Kupa finaline çıktık. Burada koçlar için de, oyuncular için de, staff için de aslında adapte olması zor bir durum var. Ama biz buraya gelirken de aslında Fenerbahçe'de olmanın sorumluluklarının bilincindeydik. Omuzumuzda da bir yük vardı, bir sorumluluk vardı. Dolayısıyla bunun için de gerekli hızlıca adaptasyonu gerçekleştirdik, hızlıca çalıştık ve saha içerisinde de o sorumluluğun bilinciyle aslında kupayı ilk kez buraya getirdik. Bunun için de mutluyuz tabii ki, ama bu aslında o sorumluluğun bilincinde olmamızın sebebi de yani sezon başı Süper Kupalar ilk maç oluyor. Bazı ya da ilk en önemli, ilk önemli maç oluyor. Biz de tabii ki Fenerbahçe'de olmanın sorumluluğun bilinciyle bu maça da çıktık. Süper Kupayı da getirmek bizim için çok önemliydi. Şimdi biraz da takım Women NBA'den birlikte oynadığı, şimdi de beraber yani Avrupa'da da birlikte oynadığı takım arkadaşları var. Biraz o buraya gelirkenki süreci ondan dinlemek istiyorum, çünkü Kayla hem Nafisa'da hem de Mijic'de inanılmaz derecede bence ikna kabiliyeti yüksek ve buraya gelmesinin sebeplerinden belki en önemli biriydi. Kayla ile o zaman neler konuştu, buraya transfer süreci ve karar verme aşamasını da ondan dinlemek istiyorum. So yes, as you said, the Super Cup was a first experience also for Fenerbahçe, as we were coming short in EuroLeague finals or final fours. And now let's go back a little earlier in the season, the process of you joining Fenerbahce. We know that Kayla and Fi was with you in Minnesota in WNBA, and you know each other well. And we can imagine that Kayla was part of this signing process also. Did you have any talk with her, and how did you join Fenerbahce during the summer? Oh, I had plenty of talks with Kayla about the Fenerbahce, even the previous year. When there wasn't the discussion about me coming here, I talked with Kayla always, and she was always telling me how happy she was here, mm-hmm. and she was always telling me about the club and about the team and in generally the environment within the team. So I kind of knew what to expect coming here, but even like regardless of talks with Kayla about the Fenerbahce, obviously, when I got the offer to sign for Fenerbahce, for me it was I was happy about it, because for me my goal was always being to play on the highest possible level, and we all know that Fenerbahce is a great club with a huge history behind, and the club that is always on the top of one of the top European teams. So for me, having the opportunity to join the such a club, I honestly didn't have to think a lot about accepting the offer, and it's a great responsibility, but at the same time it's a great pleasure too. Mm-hmm. Aslında Kayla ile çok fazla konuşma fırsatım oldu. O ben, hatta bundan bir önceki sezonda da, yani benim buraya daha imzamdan önce Kayla ile çok fazla konuşuyorduk Fenerbahçe hakkında. İşte ortamın ne kadar iyi olduğunu, kulübün ne kadar önemli olduğunu, takımın ne kadar iyi olduğu hakkında çok fazlaca konuştuk. Ama benim imza aşamamda aslında Kayla ile konuşmalarımı bir kenara bıraktığımda da yani Fenerbahçe'den teklif gelince, aslında ben Fenerbahçe'nin tarihini de biliyoruz, Avrupa'daki en önemli takımlardan birinin olduğunu biliyorum. Her zaman ben oyuncu olarak da en yüksek seviyede oynamak istiyorum. Olabilecek en yüksek seviyede basketbol oynamak istiyorum. Burada bunların zaten bilincindesiniz ve bu gerçekten bir gurur, bir onur sizin için. Fenerbahçe'den teklif geldiğinde de ben aslında çok fazla da düşünmeme gerek yoktu. Zaten buranın seviyesinin bilincindeyim. Dolayısıyla imza aşaması çok da zor olmadı benim için. Ve tabii ki buraya gelirken de aslında bu kulübün size
verdiği sorumluluğu da hissediyorsunuz, biliyorsunuz ama aynı zamanda da bu çok büyük bir keyif sizin için. Kesinlikle. Şimdi daha önce Fenerbahçe'ye rakip de oldu aslında. İstanbul'a ya da herhangi bir yerde Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi farklı takımlarda. Fenerbahçe'yi dışarıdan nasıl görüyordu? İçeride ve Fenerbahçe'de olmak ve Fenerbahçe'ye karşı oynamanın da kıyaslamasını bize yapabilir mi? Can you do a comparison about, because you played against Fenerbahçe also during your career? And can you do a comparison from outside being an opponent and being part of Fenerbahçe this year? To be honest, I don't think I played against Fenerbahçe. I played, we were on the final fours, but we didn't cross each other. Yeah, I know. I mean, I always, I was playing EuroLeague before, as I said, then I've been watching Fenerbahçe play. Fenerbahçe always has been on the, such a high level and always had this really incredible players, one of the best best players in the world, if not. So it's, I mean, it's always fun to watch and you know, to see the team creating great results and always being on the top. So yeah, and now being a part of it, you know, it's, as I said before, it's a big responsibility, but you know, I enjoy the process and I'm really happy to have the opportunity to create the new memories with this club and to be a part of a part of his club's history. So it's really a big thing. Aslında ben direkt olarak hiçbir zaman Fenerbahçe'ye karşı oynamadım. Evet, Final Four'da 2021'de aynı turnuvadaydık ama evet, Volkswagen Arena'daki. It was the bubble season. Yes. Ama hani karşılıklı oynamadık, çaprazdan şey yapmamış, eşleşmemiştik. Ama her zaman tabii ki yani EuroLeague'de yıllarca oynadım, Fenerbahçe'yi hep takip ediyordum. Yani buraya gelen zaten en yüksek seviye takım oluyor hep Fenerbahçe. Hep en yukarılara oynuyor. İşte dünyanın en iyi oyuncuları, belki de dünyanın en iyi oyuncusu o dönemler hep burada oynuyor. Dolayısıyla bu oluşumda da o başarıları yaratan Fenerbahçe'yi görmek benim için tabii ki heyecan vericiydi. Şimdi de bugün buradayım. Ve bu tabii ki dediğim gibi yani buranın bir sorumluluğu var, size yüklediği bir sorumluluk var ama bu zaten Fenerbahçe'ye katılarak kabul ettiğiniz bir şey ama bugün ben bundan çok keyif alıyorum ve tarih yazacak bir takımda, bir takımın parçası olma imkanı da aslında beni çok heyecanlandırıyor. Çünkü burada aslında ilkleri ve yeni başarıları her zaman kazanıyorsunuz ve bu takımın bir parçası olduğum için de gerçekten çok heyecanlı ve çok mutluyum. Biz de çok mutluyuz onu aramızda gördüğümüz için, onu tanıdığımız için. Şimdi biraz da kendi oyununa ve kendi kariyerine gelmek istiyorum. Şimdi daha önce evet, hep takım oyuncusu, takıma çok iyi adapte oluyor, çok iyi katkılar sağlıyor ama sanki yani bilmiyorum bana katılır mı, bir, hani taraftarların ve bizlerin de izlediğimiz kadarıyla bir yorumsal bir şey soracağım. Sanki burada daha fazla sorumluluk alıyor ve daha fazla oyuna dahil oluyor. Bunu ben kendisine sormak istiyorum. Daha önce çünkü tam bir takım oyuncusuydu ama burada ciddi anlamda yani Fenerbahçe özellikle bu sezon Milic'i izlediğimizde daha fazla sivrildiğini, sorumluluk aldığını ve takıma ekstra katkı sağladığını düşünüyorum. Takımsal olarak mı yoksa kendi performansıyla alakalı bir şey mi? Kendine söylemek ister. This is a question slash comment that you may agree or you may not. It's just when we look at your career personally, you were more of a team player contribution for the team, but this year we can see that you get more responsibility during the games, of course being team player, but with more responsibility, with some highlights you have during the games. And a question is that, what was that like, you being in Fener or like you evolving as a player, taking that responsibility this year? I mean, I don't really think much about that. When I'm on the court, I always just try to be at my best, you know, just try to perform on the highest level that I can to help the team and like to do whatever to contribute, because at the end we all have the same goal, you know, and that's to win the game. So I don't think much about anything else except for doing my best, you know, but
Yeah, I mean, I don't know what to say. I know that it's a great responsibility just to wear a Fenerbahce jersey, but even without that, for me, I'm always somebody who's never lacking motivation, you know? So for me, that's never been a problem, but this season it's you know, like as any team, like we had some difficulties with the injuries, with the sicknesses, etc. And maybe now lately, since Emma got hurt and she was out, and we know that the contribution that she brings to this team, and that has been a huge handicap for us in this past period. And I knew that I kind of have to take a more responsibility, but yeah, I'm just really doing my best each day and trying to improve, you know, each day. And I believe that we can always do better and we can always improve. So that's what I'm up to. Aslında yani saha içine girdiğimde ben o çok da düşünmüyorum bunları. Yani ben zaten oyuncu olarak her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Her zaman ya gerekirse o sorumluluğu zaten alıyorum. Ama saha içinde takımın ne ihtiyacı varsa onu vermeye çalışıyorum. Tabii ki zaten daha önce de dediğim gibi Fenerbahçe formasını giymenin bir sorumluluğu vardır. Dolayısıyla bunun bilincinde oynuyoruz ama ben her zaman takım daha iyiye gidebilsin. Takım için ne gerekiyorsa onu yapayım. Çünkü hepimiz aynı taraftayız. Hepimiz kazanmak istiyoruz. Hepimiz daha iyi oynamak istiyoruz. Ne gerekiyorsa vermeye çalışıyorum. Tabii son dönemlerde belki Emma'nın sakatlığıyla birlikte, çünkü Emma'nın bizim takım için ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Ya da başka sakatlıklar, hastalıklar oldu sezon içerisinde. Zor dönemler oldu işte. Emma'nın sakatlığıyla birlikte aslında bir handikapımız oldu. Orada da belki benim biraz daha ön plana çıkmam gerekiyordu ya da daha farklı şeyler yapmam gerekiyordu orada, biraz sizin dediğiniz gibi sıyrılma noktasında. Ama esas olarak ben çok da düşünmüyorum. Yani ne gerekiyorsa onu vermeye çalışıyorum. Takımın ne ihtiyacı varsa ben de onu, çünkü ben kişisel olarak da her zaman daha iyisini yapmaya çalışan, her zaman daha fazlasını vermeye çalışan biriyim. Dolayısıyla ne ihtiyaç varsa onu gidermeye çalışıyor. Kesinlikle. Gerçekten takım ne isterse onu yapıyor. Gerekirse kenarda kalmayı da çok iyi biliyor. Takıma, yani oyuna girdiğinde de %100'ünü değil, hatta belki yüzde daha fazlasını vermeye çalışıyor. O yüzden karakterli oyuncu dedikleri kendisi oluyor diye söylemek istiyorum. Yes, we can see, like being agreeing with what you said, we can see that even you are on the court or off the court, you are always trying to help the team, and this is what we call a player with a character. Even like with all your times, you try to help the team, and you are being humble about that also. So you just do whatever is needed, and we thank you for that. Thank you. Biraz spor dışına çıkmak istiyorum. Yani takımın kimyasını, kendi adaptasyonu konuştuk. Zaten müthiş gidiyoruz, nazar değmesin. Sonunda şampiyonluk olsun inşallah. Şimdi sosyal medya hesaplarından da gördüğüm kadarıyla İstanbul'u gezmeyi seven ve yeni yerler keşfetmeyi seven birisi. İstanbul'un nerelerini çok sevdi, neler tattı? Böyle biraz saha dışında Türkiye'de, İstanbul'da neler yapıyor onu so duymak isteriz. We'll do a little off the court, but on the court hopefully we finish the season as we are how to say it, in a good way. And but off the court, we can see from your social media that you travel a lot to Istanbul, and you like to travel, you like to visit. And what are you doing in your off days, and what were your favorites as a place and as a taste? Yes, well, living in Istanbul, it's another privilege, I would say, because I mean, Istanbul is beautiful, and I really enjoy being here. It's a beautiful city. It's it's historical, with a lot of tradition, and I as you said, I like visiting places, and I like spending time outside, and really every time off that I have, I use to get to know Istanbul a little bit better. My favorite things about Istanbul, I mean, I'm really someone who loves to be near the water, so that's like my go-to. I will go near the water and just walk, you know, especially if it's a nice weather outside. Mm-hmm. And then obviously food here, it's amazing. Like there is plenty of different specialties, and I like always to try something new.
So yeah, I mean, I like history about the city. So I'm just exploring. Aslında İstanbul'da olmak da bir ayrıcalık. Yani İstanbul'da yaşamak da bir ayrıcalık ve ben İstanbul'un aslında hem o tarihi noktalarını hem de işte yani bize verdiği çok fazla şey var. Seyahat edebilecek, görebilecek çok fazla şey var. Bunları görmeyi seviyorum. İstanbul'u genel olarak dolaşmayı çok seviyorum ama kişisel olarak aslında denize yakın olmayı seviyorum. Dolayısıyla hava da güzel olduğunda aslında deniz kıyısında yürümeyi çok tercih edebiliyorum ama gerçekten her tarafı bir merak konusu. İstanbul'un her yeri keşfedilmeye değer. Dolayısıyla ben de oralarda olabildiğince fazla şey görmeye çalışıyorum off günlerimde. Yemek olaraksa aslında o kadar çok şey var ki yani inanılmaz bir Türk mutfağının inanılmaz bir kültürü var. Ve bazı şeyleri denemekten de çok hoşlanıyorum ama çok geniş bir mutfak ya. Yani. Oğulcan kendisine kokoreç denettirdi mi? Çünkü Emma'ya kokoreç, biz o arada takımın favorisi kumpir ama Oğulcan bizim sürekli kızlara kokoreç yediriyor. Kokoreçi tatlı mı, sevdi mi onu öğrenmek istiyorum. Did Oğulcan make you eat kokoreç? Oğulcan and Emma have been talking about kokoreç all the time with me. They still didn't take me, so I must say this. But I forgot to say that Istanbul, I mean Turkish culture and Turkish food in general has a lot of similarities with our Serbian culture and food because of the history, and this is another reason why I like it more. So I'm really enjoying being here and with all the beauties of Istanbul. Aslında Oğulcan'la Emma hep konuşuyor ama daha beni kokoreç yemeye götürmediler. Bir de söylemeyi unuttuğum bir şey var. Aslında işte İstanbul'un kültürü, Türkiye'nin kültürü benim işte Sırp kültürüne de çok yakın. Bu da beni aslında biraz daha sıcak hissettiriyor burada. Çünkü işte mutfağımızda genel kültür de aslında çok benzer. Dolayısıyla ben de daha rahat hissediyorum burada. Daha fazla bazı şeyleri keşfetmeye itiyor bu da beni. Kesinlikle öyle. Programımızın da yavaş yavaş sonuna geldik. Son olarak taraftarlara mesajını alacağım. Çünkü bu Final Four yolunda ve ligdeki şampiyonluk yolunda onların desteğine çok fazla ihtiyacımız var. Fenerbahçe taraftarına neler söylemek ister, ne mesaj verir? So last part is since we are closing out the season and we need our fans a lot during Turkish Championship and also Final Four. So what will be your message to Fenerbahçe supporters? Yes, so the season is getting to an end, and now it's really the most important part of the season. It's the part that we have been preparing for from the beginning of the season. That's what we've been working for the whole season long, and it's going to be tough. So that's why we really need you even more than ever. So please come to support us and just show up here on the court because it really means a lot to us. So hope to see you in a big number. Evet, şimdi artık sezonun sonlarına doğru geliyoruz ve aslında bütün sezon bu dönem için çalıştık. Hem Türkiye'de hem Euroleague'de taraftarımızın da bize burada taraftarımıza çok ihtiyacımız var. Gelsinler bizlere destek olsunlar çünkü gerçekten bize çok fazla enerji katıyor bu ve onlara çok ihtiyacımız var çünkü sezon sonu zor olacak, sert olacak. Orada onların bize desteği çok önemli oluyor. Gelsinler bizlere destek olsunlar. Biz de onları görmekten çok keyif alıyoruz. Teşekkür ediyorum. İyi ki programımıza katıldı. Zaten Final Four'a kadar Final Four'da da bol bol görüşeceğiz. Umarım dediğim gibi sonu şampiyonluk olur. Thank you for joining us and hopefully the end of the road is championship. Thank you. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet, Potanın Kraliçeleri programının bu haftaki bölümünde Nikolina Milic bizlerle birlikteydi. Biz Final Four yolunda oyuncularımızı ağırlamaya devam edeceğiz diyelim. Şimdilik hoşça kalın.